Kara delikleri göz önünde tuttuğumuzda, belli ki Tanrı yalnızca zar atmakla kalmıyor, ayrıca gözleri kapalı oynuyor ve arada sırada zarları görülemeyecek yerlere atıyor. Milyonlarca yıl insan türü hayvanlar gibi yaşadı. Ancak sonra tüm hayal gücümüzü ortaya çıkaran bir şey oldu. Konuşmayı ve dinlemeyi öğrendik. Konuşma, fikirlerin iletişimini, insanlığın birlikte çalışıp imkansız şeyler başarmasını sağladı. İnsan türünün en büyük kazanımları konuşmayla geldi ve en büyük hataları konuşmamaktan. Böyle olmamalı. En büyük umutlarımız gelecekle birlikte gerçek oluyor. Teknoloji kullanımı ile imkanlar sınırsız. Sadece konuşuyor olduğumuzdan emin olmamız gerek. Ve bir süper kahraman olmayı seçecek olsam Süpermen olurdum. Süpermen'de bende olmayan her şey var. Evet, Stephen Hawking'in sözleriyle az da olsa hazırlandıysanız gemiyi havalandırıyorum. Yıllardır neredeyse herkes kendine aynı soruları soruyor. Patatesler bu gezegende yetişir mi? Kızımı tekrardan görebilir miyim? No Man's Sky almaya değer mi? Yoksa hemen sıkar mı? Şimdi, öncelikle arkanıza yaslanın çünkü gideceğimiz gezegen pek de bildiğimiz türden değil. 9 Ağustos'ta PlayStation 4 için satışa sunulan, 12 Ağustos'ta da PC oyuncularıyla buluşacak olan No Man's Sky, herhalde son zamanların en çok merak edilen oyunlarından biri olarak karşımıza çıktı. Hatta o kadar çok heyecan yapıldı ki, Ağustos'un son çeyreğinde çıkacak olan Deus Ex Mankind Divided bile bu heyecanın gölgesinde kaldı. Peki, No Man's Sky'ı bu kadar özel yapan şey ne? Sony'nin oyunu pazarlama yöntemi mi? Yoksa oyunun geliştirici ekibi olan Hello Games'in bizlere eşsiz bir evren sunması mı? Evet, No Man's Sky öyle bir şekilde tanıtıldı ki birçok arkadaşım çok yüksek beklentilere girdi, hatta oyunun patlayacak balon olmasından korktuklarını dahi dile getirdiler. 18 kentilyon gezegeni bünyesinde barındıran No Man's Sky, aksiyon, macera, hayatta kalma türünde bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Evrenin merkezindeki gezegene ulaşmaya çalışırken birçok uzaylı varlık ile etkileşime de girebilmemize imkan sunan No Man's Sky en az 50 saatlik bir oynanış süresinde içeriyor. Diğer hayatta kalma türündeki oyunlardan farklı olarak No Man's Sky bizlere bu 18 kentilyon gezegeni ziyaret etme imkanı da sunuyor. Şimdi kim gezecek 18 kentilyon gezegeni yahu diyeceksiniz. Siz de haklısınız tabi, iş var güç var. Her ne kadar hayatta kalma türünde bir oyun olarak kendini gösterse de No Man's Sky'ın asıl ağır bastığı nokta ise keşif özelliği. Tekrarlıyorum, 18 kentilyon gezegen ve bu gezegenlerin hepsinin birbirinden farklı olduğunu belirten Hello Games, bu gezegenlere özel hava durumu, toksik seviyesi, bitki örtüsü, kaynaklar ve canlılar ekleyerek bizlere farklı deneyimleri de sunuyor. Bu noktada soğuk gezegenlerde donma tehlikesi yaşarken sıcak gezegenlerde de kavrulmamaya çalışacağız. Karşımıza çıkan canlılar kimi zaman otçul ve sevezen olurken kimi zaman da sizi boynuzlayarak uçurumdan atabilen bir etçile de dönüşebiliyor. Ancak her şeyden önce benim oyunda saatler geçirmemi sağlayan yegane özellik ise keşfettiğiniz gezegen, hayvan, bölge veya bitkilere istediğimiz isimleri koyarak bu şekilde keşfettiklerimizi sunuculara aktarabilmemiz. Peki bu ne demek? Kimsenin keşfetmediği bir gezegene, hayvana veya bitkiye keşfettiğiniz zaman istediğiniz herhangi bir isim koyabiliyorsunuz. İsterseniz köfte ekmek gezegeninde indiğiniz noktayı köfteci Ramiz diye de isimlendirebiliyorsunuz yani. Sahip olduğunuz silahınız ile hem maden kaynaklarını toplayabiliyor hem de gezegendeki canlılara, düşmanlara ateş edebiliyorsunuz. Bu şekilde hem zor gezegen şartlarına daha kolay karşı koyabiliyor, galaksinin diğer noktalarına daha rahat bir şekilde de gidebiliyorsunuz. Bu noktada No Man's Sky tipik bir hayatta kalma ve gelişme oyununun içeriklerini sunuyor. Ancak uzay savaşlarına başladığınız an kendinizi Han Solo ya da Vecihi olarak görebilmeniz de mümkün. Açıkçası ben gezegende malzeme toplamam ya, o ne öyle diyorsanız da uzayda bulduğunuz kargo gemilerine saldırarak
maden kaynaklarını da kolayca elde edebiliyorsunuz. Tabi vecihi olmanın da kendine has zorlukları var tabi. Gerek uzayda, gerekse gezegenlerdeki kaynakları elde ederken gözcü olarak adlandırılan robotlar tarafından da tacize uğruyoruz. GTA serisindeki polis sistemine benzer bir sisteme sahip olan bu gözcüler izimizi kaybettiremediğimiz sürece daha da kalabalık ve daha güçlü bir şekilde karşımıza da çıkabiliyorlar. Uzaylı varlıklardan bahsetmişken, Korvax, Gek gibi farklı yaşam formlarıyla etkileşime girebiliyor, hatta ticaret yapabiliyoruz. Ancak bu canlıların da kendine has bir dile sahip olduğunu belirtmem gerekiyor. Aksi halde bu arkadaşların karşısında tırna bakar gibi kalıyoruz ve ne istiyorlar, ne diyorlar anlamıyoruz. Ziyaret ettiğimiz gezegenlerdeki dikili taşlardan bu uzaylı dillerini öğrenebilmekle birlikte ender bulunan anıtlardan da güçlenebiliyoruz. Bu anıtlar genellikle ilginç olayların gerçekleşmesine sebep olurken, eğer yabancı dilimiz yeterliyse ne yapmamız gerektiğini anıtı okuyarak anlayabiliyoruz. Yanlış kararı verirsek de şansımıza küsüyoruz, ne yapalım? Sony her ne kadar oyunu abartarak tanıtıp pazarlasa da No Man's Sky'ın o kadar da kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Fiyatı açısından birçok oyuncunun canını sıksa da No Man's Sky içimizdeki keşif ve merakı rahatça uyandırabiliyor. Eğer saatlerce 65 Days of Static'in hazırladığı müzikler eşliğinde gezegen keşfederek rahatlamayı amaçlıyorsanız No Man's Sky tam da size göre bir deneyim. Ancak bahsettiklerim beklentilerinizi pek de karşılamadıysa indirim beklemenize de fayda var.